Evet, Bakü'de finikülerden indikten sonra böyle bir park alanına geliyorsunuz. Arkamızda meşhur alev kuleleri yakından görmek nasip oldu en sonunda. Şimdi de Bakü'nün seyir terasına geldik. Finikülerle çıktıktan sonra böyle bir 5 dakika bir parkın içinden yürüyorsunuz ve seyir terasına denk geliyorsunuz. Bu taraf zaten Old Street tarafı, Eskişehir. Bizim otelimizin de bulunduğu yer. Aslında sahil tarafı Bakü'nün. Zaten bakın şuradaki şurada binaların eskiliğinden fark ederseniz eğer Eskişehir orası. Bakü'nün kalbi. Burası Deniz Mol. İlk gün bunun içine gelmiştik. Evet, manzara noktasının az ilerisinde de Şehitlik Abidesi mevcut. Bizim Çanakkale'deki Şehitlik Abidesi'ne de benziyor biraz. Onun biraz daha ufağı. Ve bu son savaşta şehit düşenlerin anıtları da yapılmış burada. Bir şehitlik anıtı yapılmış. Size şimdi orayı da gösterelim. Şehitlik abidesi içinde sönmeyen bir ateş var. Ve burası da şehitler yolu. Burada da şehitlerin anısına karanfiller bırakılmış. Böyle bir heykel yolu gibi bir yer yapmış ama çok güzel gözüküyor. Acaba burası neresi? Bir kafe tarzı bir yer mi? Bir otel mi? Kenarlarda bile böyle bir şeyler var. Hamam mıymış? Aa, hamam. Vay, burası bir hamammış. Oo, çok güzelmiş ya. Hamam değil mi? Bir video çekebilir miyiz abi? Tamam, burayı sadece. Tamam, teşekkürler. Evet, iznimizi de aldık. Aa, çok güzel. Bakın burada böyle şeyler falan var. Tamam, çok da gitmeyelim. Evet, bugün bu Bakü'deki son günümde spontane bir gezi yapacağız. Önümüzde ne çıkarsa oraları gezeceğiz. İçerişehir'de son gün bir kitap müzesi bulduk. Minyatür Kitap Müzesi. Pulsuzmuş. Aynen. Bir de girip buraya girelim. Bakacağız. Ne var mı bir görelim. Burada da yazıyor giriş pulsuzdur. Bakü'deki tek bedava yer olabilir. Burada böyle kitapların minyatür halleri var. Rus ve Azeri eserlerinin de olduğu şöyle ufak ufak. Bu da mikrobukmuş. Kitap, mikrobuk. Orada ha. Beyaz diskini çıkan peynir, siyah nöktedir. Şu. Evet. 0.75 mm. Burun 0.75 mm. 4 fesli gülleri adlandı. Japonya'da. Japon 2012 yılda baskı olmuştu. Lazım çalıyor. Maşallah. Yukarıda çok küçük bir şey. Gördün değil mi? Ya kamera görmüyor yani. O şekilde söyleyeyim. Şurada bir mikro şey var. Kamera görmüyor. Merhaba arkadaşlar. Harbi Ganimetler Parkı'na geldik şu anda. Ermenistan Savaşı'nda ele geçirilen askeri tesisatların sergilendiği bir yermiş. Savaş aletleri, tanklar var. Şehir merkezine biraz uzak hani şuradan gözükebiliyor mu bilmiyorum. Bakın. Şurası. Ya bir şehir merkezine yürüyerek 45 dakika falan sürüyor burası. Evet, şu an içeri girdik. Böyle bir yer karşılıyor bizi. İçeri girmek Azeri vatandaşlarına 2 manat, yabancılara 10 manat. Ama burada dediler siz Türksünüz. Savaşta bize çok yardım ettiniz. Size de 2 manat dediler. Sevindik. Bizim için turist değilsiniz dediler. İşte bu Ermenistan Savaşı'nda ele geçirilen askeri araçlar, askeri teçhizatlar. Şunlar da herhalde 90 yılındaki savaştan kalanlar.
Hani hem eskiler hem yeniler var burada anladığım kadarıyla. Ya bu şunlar eski de bu taraflar yeni aynen. Belki şey eski şu değil, belki savaşta kullanılan. Ha patlamış da olabilir. Olanlar da olabilir. Aynen. Evet, patlatılmış da olabilir. Çünkü baksana. Dağılmış her tarafı. Hı. Yanmış da olabilir. Kameraya biraz problem yaptınız. Evet. Dediler ne için çekiyorsunuz? Hani özel mi? Kendiniz için mi yoksa? Kendimiz için. Evet. Herhalde şey bu profesyonel çekime burada bir şey var. Böyle bir açık hava savaş müzesi gibi bir yer olmuş burası. Ve büyük bir alanı var hani bir yarısı bu tarafta yarısı evet. Öbür tarafta. Çöl üzerine oturtulmuş gibi duruyor. Altındaki o toprak. Herhalde her savaşta burayı biraz daha büyütecekler. Evet. Herhalde askerlerin toplanıp savaş talimatlarını aldığı bir çadır. Gördüğünüz gibi. Burada ne var acaba? Uçak mıymış bu ya? Bu uçak mı? Düşen bir uçak. Hücum ve hava destek teyyaresi. Ama yani savaşta kullanılan bir tanka bu kadar yakın olmak bile değişik bir haz veriyor insana. Yani şu aletin içinde birileri vardı ve savaşıyorlardı. Böyle şu, şurada bir arkadaş oturuyor, mavi montlu. Bu mavi montlu arkadaşlar burada gönüllü çalışanlarmış. Lise ve üniversite öğrencileri tarih okuyan anladığım kadarıyla. Çünkü yani konu kendi aralarındaki konuşmalardan anladığımız kadarıyla. Öğrenciler burada gelip böyle gönüllü olarak çalışıyorlar. Herhalde ufak para kazanıyorlardır tahminimce. Mavi montlarından bunları tanıyabilirsiniz. En azından kış döneminde mavi mont giyiyorlar. Evet. Evet. Askeri koğuş. Cephane. Burada ne varmış? Vallahi ne olduğunu çözemedim. Şöyle karşılıklı bank var. Bir şey yazıyor ona bakalım. Dikkat, ehtiyatlı olun. Oy. Burada bir sedye var. Bunlar herhalde 90 savaşından kalma. Herhalde mevzilere geçiş için yapılan tüneller. Evet, aynen öyle. Evet. Bir uçak savar burada bizi bekliyor. Ben böyle küçük bir mevzi alanı zannettim. Burası bayağı büyük. Atıcı askerin süngeriymiş. Ha. Evet şey. Mevzisi şuradan. Evet ileriye doğru. Burada bir silahla. Evet yani burası da. Geçiş yapmış ama nereye gidiyor acaba? Ya? Geçiliyor biliyor muydur buradan? Geçersek geçilir. Bize kimse geçmeyin demedi. Mevzi. Ha. Mevzideyiz. Bak işte. Hava. Evet, askeri sığınak.
Gördüğünüz gibi acil durumlar için bir sığınak. Burada da bir dürbün var. Gözüküyor mu burayı? Buradan bakınca bakalım. Evet, şuradan baktığımız zaman ama tabii kameradan bunu verdik. Ya bu müze çok büyükmüş. Gez gez bitmiyor maşallah. Bayağı bir savaş ganimetine el koymuşlar. Ve işte hafta içi gelmenin güzelliği, ya müze bomboş. Kafanıza göre gezebiliyorsunuz. Bir şehrin müzelerinden hafta içi gezmek her zaman büyük bir şans ya. Çünkü gerçekten de rahat, sanki size özelmiş gibi geziyorsunuz. Yani bu Azerbaycan'la ve diğer gittiğimiz ülkelerde de hep genelde bu gezi işlerini hafta içi yapıyoruz. Çünkü hafta sonu yoğun ya. Şey bakarsan bomboş bir alanda çekim yapıyoruz. Geziyoruz. Görüyoruz. Yani hem fiyatıyla hem görselliğiyle Azerbaycan'daki en iyi aktivite olabilir ya. Herhalde müzeyi bitirdik. Umarım size de güzel bir şekilde gösterebilmişizdir. İşte. Evet. Bakü'de Şah Restoran'da şu anda düşbere çorbası içiyoruz. Bizim mantının çorba hali. Sedat ne düşünüyorsun? Valla iliklerime kadar ısındım. İçine sirke de kattık. Mükemmel olmuş. Mantının içerisinde kuzu eti var. Çok lezzetli. Şöyle ben yakından da içmedim. Aynen şöyle yakından da göstereyim. Yani şöyle çorba. Bol bol içinde kuzu etli mantı var. Şöyle bir yeri ver. Çok güzel bir çorba ya. Yani tadı lezzeti mükemmel. Eğer yolunuz Bakü'ye düşerse kesinlikle Bakü'de bulunan Şah Restoran'a uğrayın. Çok otantik bir restoran. Burada otantik kıyafetler giyerek resim çektirebiliyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel alanları var poz çekmek için. Şah İsmail için de özel olarak hazırlanmış bir oda var. Ve Şah İsmail'in kendi odası. Evet. Şah İsmail'in kendi odası var ve o odada fotoğraflar çektiriyorsunuz. Biz buranın en meşhur yemeği olan Şah Pilavı'nı söyledik. Ya buradaki en meşhur yemekmiş. Çok merak ediyoruz. Kendisi 35 manat. Ama bayağı büyük bir yemekmiş. Şah pilav. Evet, Şah pilav. Şimdi Selahattin sen baktın. Şah pilavın gramajı neydi? 100 gram diyor. Yani 1 kilodan fazla. İçinde... Ve biz bunu 2 kişi yiyeceğiz. Ve içinde kuzu eti. İçinde kuzu eti var. Pilavla var. Beraber özel kestane olarak dinlendiriyor. Yaklaşık yapılması 1 saati buluyor. 1 saat önceden sipariş vermeniz gerekiyor. Üzeri böyle kıtır tandır ekmeği gibi katman katman. Bakalım. Geldikten sonra da böyle kurdeleyle sanki böyle hediye paketi açıyormuş gibi hazırlıyorlarmış. Göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Yani şu anlık her şey mükemmel gidiyor burada. Bize afiyet olsun. Ve Şah pilavımız geldi. Tabii ki. Ortaya mı koyalım tabaklarını? Ortaya koyalım abi. Tamam. Maşallah. Bu bu şekilde kesilmesi resmi yani kızılcık olarak ayrılması lazım. Ey maşallah. Kestane ve kuzu eti var galiba içinde. Kuzu eti yaptım. Kaşıdım. Eyvallah, çok teşekkürler. Evet. İşte görüyorsunuz.
Evet, şah pilavını şöyle size yakından gösterdik. Şimdi yerken bir çekelim. Nasılmış? Şöyle bir kestaneli. İçinde kestane, kayısı. Normal buranın özel olarak dinlendirilmiş pilavı var. Ve pirinçleri daha uzun, daha farklı. Gösterdik. İçinde böyle bir kestaneli, kayısılı bir kaşık aldım. Böyle bir şey yok. Ye bakayım Çağcığım, böyle bir şey yok. Evet, içinde kayısı, kestane ve aynı zamanda pilavları daha farklı, özel olarak dinlendirilmiş. Ve bizimkilere göre daha uzun, ince kıyım kesimi var. Bakalım tadına. Tamam, ben yüzünden anladım, bir şey söylemene gerek yok. Mükemmel. Ve şimdi yanında içeceğimiz reyhanlarımız geldi. Reyhan şerbetleri. Teşekkürler. Bakalım reyhan şerbetinin tadı nasıl? Şöyle de şunu da gösterelim bakın. Litrelik söyledik biz, anca bize yeter diye. Güzel. Bir tadına da bakalım. Biz alevlerle gelen şah pilavının son hali bu. Vallahi hepsini yiyemedik. Fazladan yemememize rağmen yemedik. Şöyle restoranda size çekelim. Şah İsmail'in şu andaki topraklarını görüyoruz burada, yeşil renkte. Çok otantik bir restoran. Gerçekten de bütün Azerbaycan yöresel yemeklerini burada yiyebilirsiniz. Yani fiyatları çok uygun. Sonra çektik. Ve buraya gelseniz Akif kardeşimizi bulun. Çok yardımcı olur kendisi. Sağ olun abi. Hoş olsun. Afiyet olsun. Sağ olun abi, siz de. Tamam, görüşürüz. Ne zaman isterseniz canını kulunuzdayız. İnşallah.